Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle harika bir köfte tarifinde beraberiz. Hep diyorlar abi senin köften çok güzel, senin köften çok güzel. Tamam, yapalım. Gittik kasaba. 1,5 kilo dana döş. Her zamanki gibi. Tek çekim kıyma. Aldık. Yani dananın kaburga denen yerinden çıkan kıymadır bu. Bir adet büyük soğanımız yeterli. Bir ekmeğin içi. Şimdi bazıları galeta unu kullanıyor. Köftede galeta unu kullanmak güzel olmaz arkadaşlar. Mecbur kalırsanız kullanabilirsiniz. Ama ekmek içi bu işin orijinali. Birazcık maydanoz, 3 diş sarımsak, karabiber, tuz. Şimdi yapacağımız şey soğanımızı rendelemek. Bu kadar. Hemen akabinde kıymamızı atıyoruz. Ve bir ekmeğin içini ufalıyoruz. Bazı arkadaşlar videolarımın uzun olduğundan şikayet etmişler. Onun için bu videoyu biraz kısa yapacağım arkadaşlar. Hemen maydanozları attık. Sarımsakları attık. Şimdi bu işin ölçüsü yarım kiloya bir tatlı kaşığı tuz. Burada 1,5 kilo olduğuna göre 3 tane. Yani ben 1,5 kilo en fazla bir çay kaşığı karabiber atıyorum. Burada şimdi çok önemli bir bölüm söyleyeyim. Bu köfteyi hem yoğurmak kolay olsun diyorsanız hem de köften güzel olsun diyorsunuz. Bir çay bardağı suyu atıyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Özellikle tek çekimde çok yoğurmak önemli. Yoğurma işlemi tamamlandı arkadaşlar. Bu köftenin güzel olmasını istiyorsanız birazcık dinlendirin. Yani baharatlar ve et birbirine kavuşsun. Çeksin. Bu da aşağı yukarı 15 dakika ile 20 dakika ya da yarım saate tekabül eden bir süre dinlendirin. Köfteleri dinlendirme işlemi tamamdır. Şimdi örnek olarak basalım bakalım. Şöyle. Of. Of. Yani var ya. Hemen yağlı kıymalarda bir tabağa su koyup arada bir eli ıslatmak faydalı olur. Köfte ne kadar iri olursa o kadar daha güzel olur arkadaşlar. Buna inanın. Çok ufak köfte iyi olmuyor bence. Evet arkadaşlar, köfteleri bastık. Biraz hızlı bir giriş oldu. Gördüğünüz gibi teflon tavada yapıyorum bunu. Eğer yağda köfte yapacaksanız tavayı önce yağ koymadan ısıtın arkadaşlar. Bu ne için? Yapışmaması için. Bir tane tahta spatula. Bakalım. İnşallah mangalda da bir çekim yapmak nasip olur köfte için. Tabii ki bunu yaparken patates kızartması olmaz. Bunları küp bu şekilde doğradım arkadaşlar.
Şimdi size bir şey demek istiyorum. Göster kameraya bana. Patates yemek istiyorsanız, küspe değil de patates yemek istiyorsanız, patatese hiç fena kızmayın arkadaşlar. Bırakın patatese tuz atılmaz olayını. Patatesin özelliği tuzu çekmesidir. Pişmeden patatese tuz atmazsanız çıtır olur dediğim gibi ama küspe olur. Eğer patates yemek istiyorum, tadını almak istiyorum diyorsanız tuzlayacaksınız baştan. Bu kadar basit. Evet, ilk mahsulümüzü aldık. Kamera yaklaştırabilir miyiz? Bakalım. Hep diyorlar ya, suyla sulu köfte, sulu köfte. Aha işte. Sulu köfte. Bakın. Köfte suyunu kaybetmemiş. Bunu yüksek ateşte pişiriyoruz. Kısık ateşte pişirirseniz suyu kaçar. Tadına bakalım mı? Mükemmel, mükemmel. Evet, köftelerimiz oldu. Şimdi patateslerimizi kızarttık. Hep görsellik diyorsunuz ya, işte sizi görsellik. Şöyle arkadaşlar. Mükemmel değil mi? Ama tabii ki bunu daha başka bir lezzet bombasıyla taçlandırmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Sos. Bu domatesleri şöyle 3'e bölüyoruz. Domateslerimizi doğradık. Şimdi köfteyi pişirdik ya, bu yağı atmıyoruz. Şöyle altını yakalım. Böyle olduğu gibi bunu buraya boşaltıyoruz. Tuzunu atıyoruz ve pul biber. Böylece pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sosumuz pişti. Et suyuyla beraber bir harmanlandı. Çok şahane oldu. Şimdi köfteleri de çekiyoruz. Patatesle beraber. Size afiyet olsun.